alttan giremedim. Köpekmeyin oğlum ben mi alttan? Şuraya bak şuraya. Durun. Bas. Çavala bak kafa. Ha, salın beni. Dad! Ay! Allah'ım ya Rabbim. Lo. Selamun aleyküm abilerim, ablam, kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çiftliği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Günlük işler vlog serimize devam ediyoruz abi. Bugün çok güzel günlük işlerimiz var. Mis gibi. Bızağları oradan oraya geçireceğiz. Aktaracağız, döndüreceğiz. Aynen. Şimdi çiftliğimizde yaklaşık 4-5 sınıf hayvan var. Sağımlı ineklerimiz var. Orada damızlık, etçil ineklerimiz var. Buzağlarımız, danalarımız, küçük danalarımız, büyük danalarımız derken Kurbanlıklarımız, süt içen en küçük buzağlığa falan, evet. Böyle 5-6 tane sınıf var. Malum buzağlar büyüyor, büyük buzağların yanına geçiyorlar. Danalar daha büyük danaların yanına ayrılıyorlar falan. Bugün o işlemi gerçekleştireceğiz. Orada etlik hayvanlarımızın, et hırk hayvanlarımızın olduğu yerden 2 tane buzağı getireceğiz. Burada küçük sütten kesilen artık bir 5 aylık, 5,5 aylık olan hayvanlarımız var. Onları getireceğiz falan. Bugün çok işlerimiz var, bir de çok güzel işlerimiz var. Evet. Şimdi videoya başlarken şunu aklıma geldi, hemen söyleyeyim. Abi Kafkas tarımdan balyamatik aldık. Böyle remonun yanına takıyorsun bunu abi. Böyle tıs pistonla balyayı remo alıyor. Tıs bırakıyor falan. İstanbul'dan kargoya vermiş Kafkas tarım. Gerçekten tebrik ediyorum çünkü güzel paketlemiş değil mi? Güzel paketlemiş ve internet üzerinden satış yapıyor adam. Tarım makinesini internet üzerinden satışını yapıyor. Kargoya veriyor, senin kapına kadar geliyor. Gerçekten bu konuda inovasyon uygulamış adam. Paketlemiş, ölçü. Bugün zaman kalırsa bir de bunu ayarlayayım ben. Aynen öyle, bunu takacağız. Remo'umuza vaktimiz olursa bunun bir Yunus'u şöyle üstünde bir şey yapacağız. Dartacağız mı? Balya gibi dartacağız. Dartam abi. Bindireceğiz. Şimdi kameramız Yunus'ta. Evet. Bugün tripod kullanmıyoruz abi. Diport kullanıyoruz. Evet. İki ayaklı. Hareketli. Hareketli. Çok güzel bir. İnsana yani harekete duyarlı. Hareket tamam. Neredeyse oraya çevrilen kamera falan. Mükemmel bir icat abi. Aynen. Monopod da değil. İki ayı olan. Diport, tripod. Böyle gidiyor Yunus. Sen bugün dipotu bulsun. Tamam mı? Hadi. Abi işe başlayalım. Nereden başlayalım? Şöyle bir çıkalım. Gidelim. Eski evimize giden bızağlarımızı bir aktaralım. Onları ilk önce bir ayarlayacağız. Bundan sonra gelene... Sana angarayı yakarım. Hepsini toplayalım. Orada sınıf sınıf bundan sonra bölelim bence. Evet. Danaları en son çıkartamayalım. Bunlar vuruşmaya gider. Küçük bızağları ezerler. Evet abi. Şimdi gideceğimiz ahar 1960'larda yapılmış. Düşünün. Tarihçesi ta o zamanlara kadar dayanıyor. Altı toprak olduğu için tesviye yaparken, temizlerken çok fazla işlem yapamıyoruz. O yüzden altı ister istemez birazcık gübreyle doluyor. Temizlememiz sıkıntı oluyor toprağı oyulduğu için. Buradan iki buzağı mı götüreceğiz? Aynen. Şunları ayırmayalım mı be? Ha? Şunları bir ayırmayalım mı ilk önce? Öyle mi lan? He. O en azından ama o büyük daha geçeceğiz ya. En azından o büyük danaları ayır. Tamam. Vuruşmasınlar. He. Vuruşturuş olmaz. Atlamaya falan gelmesinler. Tamam abi. Böyle lan. Şuradan girelim abi. Girelim. Osman şimdi yaşından dolayı 3 sınıfa mı batıyor? Hayır abi, burada en büyük kriterimiz hem yaş hem cüste. Fiziki özellikler yani. Fiziki özellikler. Bunu alırız şunun yanına veya şunun yanına koyarsak burada Osman'ı ezerler. Çıtır çıtır. Girerler. O yüzden şu gocadana çıkmasın abi. Kırmızı boş ver. Bu gocadana dur ben getireyim. Hadi gidelim. Ben çarptık mı giydin yoksa yana? Yok. Ha galiba eskiden önceki son şeyler. Oradan yırtılır mı?
Le 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 dana la gidiyor gidiyor. Avı da dana. Şimdi Yunus bilmiyor olayı. Yunus buraya da galip. Koca danaları, en koca danaları koyacağız. He. Güzelden. Büyük danalar mı koyacağız? Onları da getireceğiz. Anladım. Şimdi demirleri süren, bu ikisi durak olsun. Bir boşluk bırakalım. Bunları da ho 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 o sürüverdik mi buraya koyarız. Edeceğiz. Evet. Oh ayağım bu kapattı böyle la. Ne zaman? Hadi. Dur getirelim biz. Onun bir de şu su borusunu tahmin edeceğiz la. En alttakini buluyorum. Bu alttan giriyor. Kalktır sen, sen bir yerini diyorsun. Ben kalktırayım, sen dur. Tamam bırak, bırak. Bu yem sen yaktır. Tamam. Git. Tamam mı? Oha da ateş gibi olmuştur bizim ola. Kıvılcım çıkıyor. Dün deli danalarım patladı. Kızgın boğaları patladı. Yunus, inekleri sür şimdi. Ahir Akşama'dan gelen danaları oldu. Hemen buraya bıraktım. Tamam. Bir de şuraya da bir çözüm bulmak lazım ya. Burası açık alçak kalıyor. Aynen oradan atlıyor. Atlamaz galiba. Valla sen de valla şapkıklarla gelmişsin. Abi ne yapalım? Dur demin... Ayakkabı, cizme giyecek halimiz yok. Yok hangi bu soğukta, sıcakta galiba. Dur. Dur oğlum, daha su gerekiyor. Dur Yunus, dur. Oğlum çukur lan. Ya o yap, yürüyecek zaten cizlerim. Hey! Ay! Tamam, onu lazım. Bir iki dönem kısa da kalsa da. Gerek yok, gerek yok. Şurada. Hadi. Çekil gel Yunus, çık. Dur, çıkıyor. Bak! Yazın gelmesini her sene dört gözle beklerim. Niye biliyor musun? Ya. Kısa kolluyla terlik giyebilmek için. Şaptık giyeceksin. Ben terlikte var ya, çok rahat oluyorum ya. Dünyanın en rahat insanı ben oluyorum ayağıma terlik giydim ben. Geliyorsunuz. Şu inekleri koyarım bir. Koyarım. Nasıl kameraman olmak güzel bir duygu mu? Güzel güzel. Çık! Ay! Ay üstümüze çık çıktı havaya. Ya oğlum! Ay! Ana çocuklarda şöyle bir enerjiden alsınlar. Dur, bu dağlar çok da büyük küçük gelmiyor. Birbirlerine alışma süreci var biraz. Şu vurma işlemi. Burada böyle açıktayken vursunlar, gırsınlar birbirlerine, alışsınlar. İçerideyken sorun yaşamıyor. Bizim içeridekiler çok bunalmış ya. Bunalmış. Ne olacak? Bir senedir içeride ne? Hadi bakalım sen buradan hot ede. Ben hot den onlara. Hadi git sürge. Dur, bokma. Ayak battı. Oğlum bende de spor ayakkabılar var. Şöyle. Üstüme çıkacak daha bayağı. Hayt! Hayt! Üstüme çıkacak daha la deli la.
Abi. Evet abi. Nasıl olur, alışırlar mı? Alışırlar, alışırlar. Üstüme çıkacaktı demin bayağı. Aman dikkat ettiğinizin zaten çekirdek kadar oğlansın. Altında kalıversinler ama. Şimdi liderlik kamış ediyorlar herhalde. Aynen öyle, şu an liderlik ediyorlar. Alfalık için dürbülen ayırlı. Ama işte sıkıntı olan şu. Boynuzları da çok büyük. Bundan boynuzları varken bundan boynuzları yok. Tabi. Aha bu sıkıntı işte. Hepsi boynuzda olsa korkma. İstediği kadar vursunlar. Ya da evet hiçbirinde boynuz olmuyor. Demin devrildi ya zaten. İleriki göşek çıktı, devirdi koyu. Abi kilitlerde attım ben. Tamam abi. Hazırız yani. Şuyu açar. Ya ağrı düşürecek vallahi. Yoruldular bak. Tamam, alışıyorlar galiba. Şu alıştı. Hı. Anam bunlar içeride küçük görünüyor da bunlar da iyiymiş maşallah ha. Hangi ya? Aa içeriden koyduk. Sümenter de kocamandı la. Sümenter herhalde en büyükler herhalde. Kocaman. İçeride küçük görünüyorlar da. Şu hoşten çok gelişti ya boyalar. Evet. Büyüdü yani. Kilo almadı, büyüdü hayvan. Küçücük de kocaman olmuş valla. Burada boy attılar ya. Girdikten de küçükler çok. Güzel. Bununla alışacak abi. Alışacak abi. Hadi gidelim abi. Şimdi zalağımızı da ayıracağız onu. Bunları da tamam abi, ayıram. Erkek dişi olarak ayıracağız. Tamam. Dişiler içeride olacak, erkekler dışarı koyacağız. Tamam. Hadi. Şu iki tane küçük. Bunları koy veriyorum. Şunları. Aa dursunlar orada da. İyi. Bızağları getirem. He. Kapılar açık dursun. He tamam. Yani bızağlar bırakın lan. Sular da olsun. Tamam. Vuruşuyorlar şakır şakır. Telefon yanında mı? Yanımda ne oldu? İsmail'i arayacağız ya birazdan. He. Gelince haber verelim dedik sana dedik. O da tamam dedi. Mesela şu şey yapıp hızaları getirebiliriz eski evden ama. Getiremem. Bunlar da burada iner. Buradan giriş yok Yunus. Koş. Damın oradan kapıyı açıyor. Kapı buradan da açılıyor ya. Açılmıyor. Arkasına küçük koydum. Hı tamam. Buradan tepeden tırmanın rahatlığı ver la. Aa laf diyor. Ben seni... Nasıl fren atıyor la? Geziyorum ya, hard taktırıyor. Golden frenleri gibi mi yaptırdım ya? Cahat taktırıyor la. Golden frenden nasıl yaptırıyor? Ha acar. Bak bak. Bastın mı oldu yere? Gidiyor gidiyor tarzı. Gidiyor. Lak taktırıyor abi. Valla kaldı. Kaymıyordu bir de ağır olduğundan. Ama güzel aldı. Önceden tutmuyordu. Nasıl basıyorduk? Korkuyordum bir yere vuracağım diye. Vallahi. Öyle mi? Vallahi kapıdan mı çatlar? Ben bunun kapının şeysine takılıydı herhalde la. Bunun burası yıkık düşer. O zaman gel. Yürek sızısındandırıyorduk. Bu alttan giremedim. Köpekmeyin oğlum ben mi alttan? Bak 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 bak. Buraya bak buraya. Durun. Bas. Ne oğlum? Ha. Salın gari. Komando. Komando. Ana küçük adamlar ne ettiniz lan? Hadi Merhaba. Merhaba abi. Ne yaptın abi? İyiyim abi. Şimdi. Buyur abi. Tamam süset gibi oldu maşallah la. Bunlar güzel oldu. Açık büfe. Açık büfe yiyorlar. Abi bunlar. Hı. 4 aylık oldu şu ikisi. Bunları buraya alacağız. Evet. Bunları öbür tarafa götüreceğiz. Derken böyle. Aşama aşama büyüyorlar. Bir dünya işimiz var. 0-4 ay burada abi. Hı hı. 4-6 ay burada. Orada. 6 aydan sonra. Öbürkünde de koca damda gali. Hadi şunlar süren gelin. Sür sen, ben bekleyeyim. Azıcık bir turlasın lan. Çıkmaya çıkmaya kapalı alışmışlar. Aa çıktı geliyor. Ol. Sür gel. Hı. Sür. Ne peydi hoplama zıplama gördüler. Merhaba. Merhaba abi. Vay vay vay. Seni arayan diyorduk. Geldi canım, bekleyen bile. Çalışkan adamın hali başka ya. Çıplak damlıyor değil mi? Evet. Şimdi dinle mi?
Dönüz arkalandan sürüş gelsin. Tamam hadi. Lo 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 lo. Tamam yanayım lo. Ha. Hıyır. Hıda. Ama dedim ama lo lo vallahi girmesin çıkaramayız. Sıkıştır sıkıştır. Biri sırtlan gibi olmuş valla. Çizgi, siyah ben, çizgileri filan. Ben ondan gidiyorum sana sonra. Tamam. Sırt 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 sırt. Dırt 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 dırt. Sıra kaçır bak. Dırt 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 dırt. Erkeği büyük yap. Ot ye. Sever bunlar yine başladılar galiba. Üt. La gidiyor. Gidiyor. Geç. Üt. Ölüyorsunuz artık. Hadi. 4 metrekare alanınız yok. Kocaman avlusunuz. Hadi abi hayırlı olsun. Ters gel sapma. Öbür taraftakinden nasıl geçeceğiz? Bunlar iyi de. Bunlar büyük sıkıntı. Değil mi? Ama o falan fırlattırsak ne yapacağız? Saçmalama. Ya deli miyim sen ya? Deli değil mi gör? İsmail'a. Küçükte bekliyoruz. Baktı. Evet Yunus nasıl yürüyor bak. Yürü bu. Ne oldu lan? Ya yaylana gidiyor ya. Al çıkalım. Ha? Baskı araba gibi in oğlum ne olacak işte pıs pıs. Hey. Düzgünce yürüsün. Oğlum adam. Bacağım acıdı lan. Niye? Burkuldu böyle. Beylan yavrusu düzgünce gidiyor. Ya onlar anneler olmadan geçmemiş çok zor ya. Niye lan? Ya gel gel. Daha önceki deneyimlerimizden hatırlamıyor musun? Ya Angus pösele sekreder şey etti. Şavrul'la ağzından köpük attı boya. Evet. Şimdi yukarıya Angus Best çiftliğimize gidiyoruz abi. Buraya gidince orada videoya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Abi Angus Best çiftliğimize geldik. Şimdi şöyle gösteren hemen bak. Şu görmüş olduğunuz yeri 5 aylık olmuş. Evet. Leyla adı. Leyla. Bunu evet. Arzu Çolak abamız koduydu. Evet. Şurada da ileride kömür var bir tane. Onu da Instagram üzerinden anket başlattıydık. Evet. Kızağımızın ismi ne olsun diye. Bütün oyların sonucu olarak kömür godula. Çok yaratıcı bir izleyici çekti. Aynen. Kömürden Leyla'yı aşağı götüreceğiz abi. Hadi yürü. Hadi. Götürebilirsen. Ben buradaki kapıyı kapatayım da çıkmasınlar şimdi. Tamam atılacak. Ahmet abi çizilecek valla. Yunus geliyorlar Yunus. Kapat abi kapıyı ne diyorsunuz? Bıza mı ya? Eve bıza mı koydunuz? Yani. Bıza ev mi yaptınız orayı ne yaptınız? Ha vallahi girecek yerden de giriyor. Kamazan. Gel biriniz. İçeri girmesin ha bak. Ya bunlar vallahi. Abi bunlar çok zor bu görev ya. Zor tabi her zaman ya. GTA'da son görev oluyor ya. Millet geçemiyor. Bizimki de o gibi. İsmail'im hızlanam. Hareketlenem. Tek de göttük göttük. Azıcık akıllandılar mı? Geri geri basarlar. Abi ben şuradan gidelim. Tamam ben de önlerine dolaşıyorum. Bismillah. Mızadan hızlı koşarım. Yalnız duramıyorum. Yavaş. İsmail koş. Şöyle koş. Yunus geri kaçırma. Yunus İsmail nereye?
Şuraya dikil. Aşağı gitmesin ha. Oh. Bize de güzel bir spor oluyor. Yavaşın. Ramazan da geldi. İsmail sen oradan konağın aşağısına doğru git. Yunus hadi. Hadi. Oh. Yürü kızım. Yunus sen de soldan geç. İsmail çevir. Ha. Ama oğlum geriye kaçırma var. İsmail o araya git. İsmail araya git. Yunus ne diyor? Ya. Ya. Ay. Ramazan abi ne yardıma gitti. Ramazan Yunus çevir. Çevir. Ya çevirin işte şunu ya. Ayt! Yapıştır ya! Bekle İsmail, dursun bu burada. Gel, 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 gel. İsmail onu kaçırmasaydın bari. Yunus, aa buradan sürem, yakınlaşın. Şuraya dikilin kaçmasınlar bak. Yakınlaş. Çeşmeye her gün su içmeye geldiklerinden biliyorlar buranın yerini. O yüzden güvenli olduğu için burayı tercih ettiler. Hem oğlu bir yardım edin Ramazan abinize. Yardım edin ben buradan çeviririm. Hayt. Ben sen miyim çeviremeyeceğin lan? Abi acık yakınlaşın bak. Hadi bakalım Yunus. Hayt bak dağılma. Tamam ben de bu ben de. Sür Yunus. Aşağıya doğru sür. Hayt. Yunus arkadakini kaçırma bak. Hayt! Hayt! Abi bak, İsmail sür galiba yakınlaş ya. Allah'ım ya Rabbim. Sır ordusu. Abi kaydı burada durduruyorum. Toplandığımızda tekrardan açarım. Evet arkadaşlar götüremedik. Bundan sorumluluğu biziz. Demem mi oğlum? Neyi? Götüremememizin sorumluluğu bizde mi? Rıza'da adamı. Rıza'da niye sorumluluk Rıza olsun? Rıza'ya sorumluluk yüklenir mi hiç? Evet aşağıya kadar göttük. Geri yanını götüremedik. Yorulduk. O yüzden anneler geldiğinde. Analar
anından bir sürü. Anıl anam beraber götürem. Niye için kompleks olmadı bu sefer? Olmadı. Başaramadın kardeşim. Ya bırak. Ekip arkadaşlarımız azıcık. Zayıf mı kaldı? Elinden kaçırdım. Uzak uzak. Arkada kimler vardı? İkiniz vardınız herhalde. Ben Şakir abiye gittim evden karaya. Ha. Biz aynen karşı karşı sürmüyor. Karşıdan bekliyor. Kapıdan atlayacak böyle duvardan bakıyorum Konan'ın duvarından. Sonra hazır varıyor. Bakıyor ayağına bakıyor. Hey bakalım. Ben atladım. İsmail atladı da. Neyse. Hadi bakalım diğer işlerimizde görüşürüz. Evet çok değerli takipçilerimiz. İnek padoklama işi bugünlük bitti. Çok yordan mı bitti? Evet sağa sola koş inekleri getir götür. Şimdi şöyle kısaca anlatayım. Burada genç düvelemiz var abi. Görüyor musun? Geleceğimiz var abi. Geleceğimiz var. Damızlık olacaklar. Öbür tarafa götürüp et hırkı besleyeceğimiz yine damızlık olacak düveler burada. Şöyle geçici olarak bir suluk ayarladık. Buradan su içiyorlar. Hemen bir tane daha geçeceğiz. Bu he. Yeterli olmayacak. Bir tane daha geçeceğiz. Önlerine yemlerini verdik. Düvelemiz burada abi. He. Koca danalarımız evet. Burada. 5 tane olmak üzere. Bunlar 6 ay 8 ay sonra kesime gelirler. İnşallah yaz bizi çok üzmezse. İnşallah daha da kısa olur. Evet daha da kısa olur. Bakalım. Yaz olur. Burada da genç danalarımız var abi. Şöyle göstereyim. Genç danalarımız da burada. Evet abi. Osman'ımız koğuş liderimiz. Görüyorsunuz danalarımız da yiyor. Keyifleri yerinde. Havalı azıcık daha ısındı mı? Güneş görüyorsunuz tepemizde çok güzel. Az az daha ısındı mı bu gübreler kuracak hep. Burası da kuracak. Bunları kuruyunca alacağız atlandan kepçeyle hem oğlum saracak götüreceğiz tarlaya. Bu başı da kuru ayrı. Mis gibi. Ha, orada yatarlar. Hayvandan yatacak yerleri var abi. Önden de yemleri var. Altları toprak zaten mis gibi toprağa basıyorlar. Suları var. Sıkıntı yok. Linç gelirse kabul etmiyorum hiçbir türlü lince. Önemsemiyorum da. İsteyen istediğini yazsın abi. İsteyen istediğini yazsın. Hayvanlar leşmiş de. Hayvanlar bokun içindeymiş de. Şehirde evinde apartmanın salonunda oturup hiçbir şey bilmeyen adamlar gelmiş beni burada linç ediyor. O yüzden ben bu linçten hiçbirini kabul etmiyorum. Her türlü olumlu eleştiriye varım. Eleştiri dediğin insanı geliştirir abi. Eleştiri insanı geliştirir. Ama linçlemeler. Linç, gereksiz laf sokma. Aynen. İşte siz soytarı mısınız? O hayvanların haline rezil. Böyle. Bunları kabul etmiyorum. Her türlü olumlu ve olumsuz eleştiriyi açayım. Eleştiri insanı geliştirir. Ama bunlar eleştiri değil abi. Öyle. Bugünlük günlük işler vlog serimizin sonuna geldik. Yunus'um senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Yok. Yoruldun mu? Evet. Oruç kafamı vurdu. Etme. Allah sıcak. Kabul etsin. Allah. Daha da oruç şey yapıyorsun. Ne yapıyor? İyi yana götürüyor abi. Sevap kazandırıyor şimdi. Tabii. Allah'ın içine karışmak gibi olmasın da. Yorumlara evet. Düzgün yazın. Aman ya. Adam ol. Başka bir şey demem. Adamlık ettiler herkese. Vallahi derim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı Ramazan'la. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun abi.